Peki şimdi gene maç başına gidiyoruz. Gerek hoca gerek Rıdvan abi oturdular ve gerçekten iki adamdan bahsettiler. Hatta ben dedim ki 50 milyon euro Real Madrid devrarsa Rıdvan abi dedi ki ben 40 dedim. Sen de dedin ki devre arasında. Ben demedim ben ne diyeyim ben şunu diyorum yani. 60 dedim abi. Real Madrid ayarında bir futboldan bahsediyorum. Sanchez'le ilgili konuşmadı ama. Tabii. Konuşuldu. Yani, tam rakamı hatırlamıyorum. Bugün Real Madrid gibi üst düzey kulüpler çok rahat oynayabilecek bir oyuncu. Benim ölçülerime. Sadece bu maçtan bağımsız söylüyorum. Genel anlamda. Hakikaten. O yüzden o konu zaten risk alabiliyor. Hı hı. Şimdi Torreira'nın yerine yanında bir de Saray'ı yakalayınca yani bir, ya hocam ikinci yarıda. Orta saha için şimdi birisi ileriyi besliyor. Biri evet. Birisi geriyi toparlıyor. Geriden topları alıp kullanıyor. Öne yana kullanıyor. Hocam 2-0 maç. Arı gibi çalışıyor. Öbürü de... Bir sahayı koyabilir miyiz oraya? Hemen koyalım. Lütfen rica ederim. Sağ edersiniz hocam. Sahada bir şey göstereceğim de, o yüzden. Evet arkadaşlar. Bir gösterelim. Arteye panoya verelim. Buyurun abi. Buyum yeterse. Gelsin. Yeter abi. Yok sadece bir şey kısaca şöyle oynadı böyle oynadı diye değil. Hadi oturduğum yerde Galatasaray'ın beşleri. Yok. Kal abi. Fark etmez. Geldi ya. Abi buyurun. Yok. Barış ikinci yarı sağa bek oynadı ya hocam. Evet. Maç 2-0. 70 küsür. Şuradan çıkmaya çalıştılar. Barış Torreira buradaydı hocam. Bu çok anlamlı bir şey. Evet. Barış'la Torreira buradaydı. Nereden yani, geçecek abi top? Yani Galatasaray son derece iştahlı bir oyun oynadı. Önde de yani baskı yaptı, geride de baskı yaptı. Ya. Beşiktaş'a rahat top oynama imkanı vermedi. Ben Beşiktaş'ın öndeki futbolcularından daha etkin hale, özellikle ceza alanı için. Ama Immobile uzun süredir formsuz hocam. Ama bir buçuk aydır üçte. İyi oynamıyor, iyi evet. Oynamıyor. Yani orada... Bir de Silva ile ilgili bir yorum var. Çok tekmeydi sezon başında. Biraz da orada... Evet. Biraz bir bugün çekim. De yedi birkaç bugün tane. Yedi. Bugün de bir tane aşil haklı olarak çok tekme yedi. Kendimi görüyorum bazen. Onunla yedi. Peki şimdi hocam şeyi soracağım. İki tane forvet işte sözüm ettiğiniz bir Galatasaray baklava gibi oynadı. Mertensiz bir oyunu Galatasaray bundan sonra sürdürmeli mi? Sürdürebilir mi? Yoksa bu... Rakibe bağlı. Rakibe bağlı. Şimdi bak bu kadroya... Kimi koysan gider mi diyeceksin? Bu kadroya şimdi derbileri derbileri çıkar. Avrupa'daki sert maçları çıkar. Avrupa'daki sert maçları çıkar. Mertens burada hangi takıma karşı etkili olmaz? Adam geldiği günden beri etkili zaten. Bunu kim söyledi hocam biliyor musunuz? Jose Mourinho ilk kez duyduk bunu bu hafta. İzleyebildiniz mi? Hayır izlemedim. Dedi ki hani geç de olsa söyledi ama bunu. Türkiye'de kaç tane Onana var dedi hani golü çok kurtardı diye. Bir de kaç tane Manchester United'da Greenwood plan var dedi yani. Oyuncular var demek istedi. O yüzden önde baskılı. Okan Hoca da ondan yapıyor zaten. Tabii yani. Hani ikinci bölüğü yetse ne olur diyor. Aklın yolu bir. Bir de büyük maçlarda daha fazla konsantre oluyorlar. Evet şimdi tabii yani yıllarca tabii. Sen büyük takımda oynadın. Biz çalıştık. Oynadın yani da hocam. Sen evet oynadık da başka. Yani bir. Bana baktın bir şey göremedin. Bireysi sen de hocam. Sen seyrettin. Ben büyük radyoyum. Sen seyrettin. Şimdi bir bireysel olarak, kalite olarak öndesin. İki, fizik olarak öndesin. Yani fizik ve kalite olarak önde olduğun için zaten büyük takım oyuncu. Üç çalışkansın. Dolayısıyla abi? Şimdi bunları şey yaptığın zaman, karşı rakiplerinle eşleştirdiğin zaman, yani sen oyunu birebir de oynayabilirsin. Yani üçlü şeye karşı, hücumcuya karşı gerekirse bu takımlar üçlü savunmayla birebir oynarlar. Çünkü fizik ve tabii. Kalite üstünlüğü onda olduğu zaman bunu yani ben zamanında yaptım bilmiyorum, açıkçası. Bilmiyorum. Yani bu ligde çok yaptım. Ama bu yani senin yaratıcılığın değil. Bu ligdeki kalite farkından kaynaklanıyor. Yani bunu rahatlıkla yapabilirsin. Hocam, geçen sene hatırlıyorum 1-0 son 10 dakikaya giriyor. İzleyiciler diyor ki Galatasaray bir şekilde atar. Tanju hariç herkesi soktular oraya. Ne kadar santrafor forvetler hepsini sokuyor. 2-1 bitiyor maç. Yalan mı? Lafı nereden abi, buluyorsun? Diyorum, Tanju hariç hepsini sokuyorlar nedir ya? Ama Türkiye Ligi'nin gerçeğini böyle görüyor hoca ve elde ediyor. Başarı da elde ediyor yani sonuçta. Ediyor. Şimdi ya bak. Mesela bugün de bana göre büyük bir antrenörlük yaptı. Bak, hemen Elfsborg maçında hani ne kadar medya mensuplarına biz de 9 tane pozisyonu attık derken aslında... O koymuş cebine
Dedi ki bu Beşiktaş bizi Elsport gibi üçte bırakmaz dedi. Ve bence işi garantiye aldı. İşi garantiye aldı. Sağlam aldı. Oyuncular da çok özveriliydi. Çok. Çok özveriliydi. Bir ikincisi yani Galatasaray'ın bugün mücadelesi yani galibiyeti kadar önemliydi. Yani bir takım mücadele etmez ama maç kazanır. Hocam adam adama dediniz ya aklıma geldi. Şu an tebrik ediyorum tekrar size. Bir pozisyon ilk yarı mesela Rafa Silva içeriye falan kalacak. Barış gitti %100 adam adama oynadı. Şimdi bir adım geçebilir misin? Sanchez'i geçebilir misin? Tabii. Bire gitti. Yani bu ligden bahsediyorum. Tabii. Şeyden, derbiden de bahsetmiyorum. Tabii ligden. Tabii. Ligden bahsediyorum. Hı hı. Şimdi Galatasaray bu ligde yani diğer büyüklerin dışındaki takımlara karşı birebir oynasa defansta da önde de kaybetme şansı yüzde kaç? Hocam bunlar Galatasaray'ları mutlu edebilir de ligin total kalitesi için çok harika şeyler söylemiyorsunuz ikiniz de. Hiç söylemiyor. Nasıl söyleyecek şeyler söylüyorsunuz? Üzülmüşsün ama. Ya vallahi üzüldüm ya. Abi yapma ya vallahi. Maçları seyrediyorsun ya. Yani total kalite için üzücü şeyler bunlar abi ya. Şimdi bakın. Gayet tabii üzücü. Şimdi hocam hadi bir şey yapalım. Empati yapalım ve oyunun çok siz maçla oynarsınız maçtan önce. Galatasaray'la oynuyoruz. X bir takımın teknik direktörü. Fena da takımımız yok. Hadi önlem alalım. Duran toplara geldim. Ben sizin yardımcınız. Hocam bunlar bayağı iyi kafacı. Ailece geliyorlar. İyi de kesiyor uzaktan da olsa Sara. Ne yapalım? Adam adam oynayalım. Alan yapalım. Yani bunların yapılacak ilk etapta yani birazcık. Şimdi bunlara karşı. Başka yere geleceğim bu yüzden. Bir defa. Şimdi kamp değil. Sabah konuşuruz kahvaltıdan sonra. Yani bu tip adamlara karşı oynuyorsan savunmanı kalenden uzakta yapacaksın. Evet. Yaya kadar çıkaralım diyeceksin değil mi hocam? Tamam. Bunu hallettik hocam. Peki. Ya çok süratli adamları varsa. Şimdi, defans arkası. Bunda, yani, o takımda biri var. Olarak... Osimhen ile Icardi evet. var. Evet. Önde ikili oynuyor. Rakip takımı savunması öne yani çıktı. Hocam diyor ki ceza sahasının dışına çıkarırım. En savunmayı topa vurana kadar. Doğru mu hocam? Peki onu pratiğinde yaptık hocam antrenmanda 2-3 gün. Geldim ikinci soruya. Çok yaslanı sokacağım. Bunlar iyi de topa vuruyor. Bu Mertens falan. Sara mara. İşte yani büyük takım. Ne olma, yapacağız? Büyük takım büyük futbolcu olmanın avantajı. Önlem alalım hocam. Yani. Önlemi nasıl alacağız diyor. Şimdi hayır. Bir yere geleceğim de oradan. Geldim 3 kanatları bu Yunus Musa pat diye sıfıra giriyor. Kaliteyi. Şimdi önlemi zor bir takıma getireceğim. Hoca da bana diyecek ki ben yardımcısıyım ya. Hı. Oradan tehlike uyarıyor. Bir çıkmayalım mağlup olduk mu diyeceksin yani. Dün sonuçta değil mi? Yani bir şekilde önlemi kolay olmayan yani bir takımdan bahsediyor. Güçle bozabilirsin. Yani. Elfsborg gibi mi? 3 gol attı. Okulun bahçesi gibi mi? Yani. Yani Galatasaray şimdi Elfsborg'un iyiliğinden bahsetmiyoruz. Biz Galatasaray'ın ciddiye, evet, ciddiye almadığı bir oyundan bahsediyoruz. Evet. Yani şu bu yetenek var mı Galatasaray'da oyuncularda? Fazla var. Fazla. Bu çalışmak. Evet tamam. Çok yetenekliyim. Çalışmıyorum. Çok çalışkanım. Çok yetenekli değilim. Yeteneksizim. Şimdi hem yetenekli hem çalışırsanız bu çıkıyor. Bu çıkıyor. Bunu söylemek istiyorum size. Beşiktaş'ta verebileceği bugün itibariyle Lyon'daki sert maçtan sonra çok yeteneklisin, az çalışıyorsun. Evet, pıs. Az yeteneklisin, inanılmaz çalışıyorsun. Kim kazanır acaba? Necip kazanmaz. Üçüncü soru. Evet. Bir daha sorarım. Necip kazanmaz değil mi? Az yeteneklisin, çok çalışıyorsun. Çok yeteneklisin, az çalışıyorsun. Kim kazanır? Hiç çalışmamak başka, çok az çalışsa da kim diyorsun? Şu yetenekli. Evet. Ben yarın bir de sabah bu ikisini birden yaptılar ama. Teşekkür ederim hocam. İkisini. Bir soruyla yarın sabah 1 saat 20 dakikalık programı kurtardınız. Ben yarın sabah Cem abiye şuradan soracağım, o da buradan cevap verecek. Programı kurtardım ben yarın sabah. Tekrarlıyoruz, sorumuz şu. Az yeteneklisin, çok çalışıyorsun. Çok yeteneklisin, az çalışıyorsun. Kim kazanır? Rakiple ilgili Elfsborg. Bu Galatasaray'ın Elfsborg maçında söylenecek cümle. Aynen. Okulun bahçesi? Orada da aynı geçerli. Orada da, değil mi? Orada da geçerli. Okulun bahçesini yapıyorum arkadaşlar. Duvan abinin müthiş tanımıydı. Yok ya. RFS maçıydı. RFS maçında. Şimdi. O yüzden de konsantre olmadım. Değil mi? Ondan da olabilir. Olabilir. Şey, bir ikincisi. Çok güzel ya. Nefisli arkadaşlar. Bir ikincisi. Şimdi Galatasaray Beşiktaş'a karşı maça çıkıyor ama hangi Beşiktaş'a karşı maça çıkıyor? Lyon'u Fransa'da yenmiş, dönmüş bir Beşiktaş'a karşı. Namalup. Yani. Güveni yüksek. Lyon Beşiktaş'ta oynadığı maçtan evvelki son maçını 4-0 kazandı deplasmanda. Yani Lyon da Fransa Ligi'nin iyi takımlarından bir tanesi. Hocam Beşiktaş yani
İki yıl çok sallandı. Bu sene yönetimde Allah var. Yani iyi işler yapmaya çalıştılar. Ve de ve sezona da iyi başladı. Sert çok iyi başladı. Sertleşmanlarda gittiler. Antep, Trabzon, Samsun gitti. Vesaire, Kayseri, evet. Lyon, Ajax. Yani ben ilk yarı 3-4 puan geride bitirseler dahi bu yarışta olur diyorum. Hala diyorum. Devresinde transfer yaparlar. Yani 5 yaşlarda çok demoralize olmasınlar. Çünkü bugün şartlarda Ali Sami'nin de bugün olacak. Puan alma şansı şu anda Türkiye ligimizde en iyi takım dahi zorlu gözüküyor. Şu anda Galatasaray'la en fazla olan puan farkı 2 maçlık puan farkı. Evet. 2 mağlubiyetlik. Ha, Galatasaray'ı 2 defa üst üste kaybedeceği bir lig var mı? Futbolda olmayacak hiçbir şey yoktur. Söz konusu yani. Ne takımlar görüyorsun ya, ne avantajlar yakalıyor, kaybediyor. Son saniyelerde şampiyonluklar kaybediliyor. 10 puan öndeyken Türkiye yaşamadı bunu. 10 puan, 11 puan öndeyken devre arası. O dönemler bitti ama. Artık çok zor. Eskiden öyleydi. Evet, öyleydi. Doğru.